Assalamualaikum. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Ya bener kan? Kalau iyisiniz, kan evet. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün biz mutfaktayız. Ne yapacağız? Tabii yemek pişireceğiz. En sevdiğim Endonezya yemekleri kardeşime hazırlayacağım. Ama bu 3 çeşit yapacağım. Bir de 4. Bir tane pilav var ya. Ama 2 çeşit bence sen de yiyebilirsin. Öyle mi? Ne yapayım biliyor musunuz? Kentang balado. Oo, şu isimlere bak. Ne kadar da söylemesi zor. Ayamın krep bir tane daha. Adını tumis. Söylemesi brokoli. Söylemesi bile zor. Nasıl yapacağız biz bunları? Ha? Bak arkadaşlar, bizimki söyle. Mesela yemek var ya, olmazsa olmaz bir laf. Bir de olmazsa olmaz sebze. Bir tane daha. Et, olursa de olur. Tavuk. 7-3 tane bu mecbur yani. Anladın mı Enes? Anladım. Sebze biz çok tüketiyoruz. Çok. Hakikaten hatta mesela tavuğuysa sadece pilav ve sebze bir yiyebiliriz. Anladın mı? Biliyorum evet. Evet. Tayland da öyle, Japonya da öyle evet. Yani. Evet. Ondan dolayı. Biliyorum yani o ülkeleri. Ondan dolayı belki biz küçük küçük yani insanlara. Sıkıntı olmaz. Ben de diyete başlamış olurum işte. Ama sen sebze yemiyor ki. Tamam işte diyete başlamış olurum. Tamam. Bu arada başınız sağ olsun. Endonezya'da uçak düşmüş galiba. Ya evet, üzüldüm ya. Hayatım çok sık sık düşmüş ya. Hakikaten. O Lion Hava Yolları bir de neydi? Bu defa Sivilce'ye. He. Ya Sivilce ya Lion ya Arayış ya. Bak ben bir kere o düşen hava yolları, Lion da çok düşüyor ya. Evet. O hava yollarıyla uçtuydum. Evet. Yanımdakiler konuşuyordu böyle. Lion hava yollarıyla ilgili böyle espri bile yapıyorlar böyle. Çok uçak düşüyor diye. Aa. He. Ciddi mi? Bu uçak Lion hava yollarının uçağı eğer düşmeden ulaşırsan cennete gidersin falan. Ay, öyle diyorlar galiba. Ama hakikaten öyle ya. Diyorlardı, bilmiyorum. Ben bir kere mi galiba, iki kere mi galiba bindi ama... Çünkü en ucuz o. Evet, ondan dolayı. Ama ne kaç, uçaklar mı çok eski, niye öyle? Oranı bileyim ben ya. Çünkü ucuz ya, bence uçak da eski olabilir. Bu uçak 26 sene. 26 senelik uçak. Uçurucu, evet. Onun adı uçak olmaz ki o zaman, uçmayak olur onun adı. Ondan dolayı işte. Mesela Indonesia giderken niye arkadaşlar? Ben de o şey derim, Garuda. Evet, imkanınız varsa o zaman... O ne Sirica'ya bir de Lion'a binmeyin evet, değil mi? Ya, evet, o çok düşmüş. Hmm. Garuda en iyisi. Türk havayarı gibi burada. Başını sağ olsun. Yani olsun. Hakikaten bir trajedi ya. Film evet, gibi bir şey. Uçağa biniyorsun ve direkt üzüldüm düşüyorsun. Ya. Yani o uçağın içindeki kargaşayı düşünemiyorum yani. Su girişi. Düşsene evet. Okyanusa çakılıyorsun. Su giriyor, parçalanıyor falan. Evet, parçalanıyor. Hakikaten zor. Ben lise tekrar gittim. Tamam arkadaşlar, şimdi başlayayım. Arkadaşlar ben pirinci şimdi yıkadım, su koydum. Biliyor musunuz bizimki her türlü pirinç yiyebilirim. Mesela Türk pilavı sadece uzun uzun bir Osmancık mı? Baldo. Baldo. Osmancık. Osmancık. Şimdi bu kırık pirinç arkadaşlar. Ziyan olmasın yani. Niçin? Çünkü ben dolma çok yapmıyorum. Yerim böyle. Evet, şimdi en basen ben şunu yıkarım. Do you know this meal how to cook? Yeah. Ah, nice. Biz ayam ukup diyoruz. Hatta daha önce ben yaptım sana ve hatırladın galiba. Bir de ulin, biliyor musun buraya gelmeden... Yok, hiç de hatırlamadım. Buraya gelmeden önce 2 kiloluk bu yapmış eşi. Mesela bu pişiriyor ya, bu sulabı attı. Sonra yerken sadece güzeldi ya böyle. Ya Alvin, kamu bikin 2 kilo ayam kok kan? Ya, kemasih olsun. Oh. No, 3. 3 kilo. Oh. 3 kilo, iya. Oh, 3 kilo. Diyeceğim, şu sosu işte. Hatırladın mı ben o hindi böğünü yaptım ya? Bunun gibi su aynısı. Burada olmayan bitki yok ya, maşallah. Kımeri burada yok yani, fındık gibi koymuştum. Makademiya mıydı bunun ismi? Kımeri diyoruz. Bu da dışa doğru doğuruyor ablası gibi. Tüm Endonezya öyle değil mi? Evet, çünkü annem öyle öğretiyor ki. Ay Allah, ne yapacağız biz bu anneni ya? Yani ne yapayım? Ah, benim kaynanam niye böyle öğretmiş size? Yani. Bana hitap edecek mi yani? Türklere hitap eder mi bu yemekler? Hitap eder demek? Yani reddetmek. Bize uyar mı yani? İki tane güzel. Bu tavuk sosu zaten sen yiyebilirsin. İki tanesi güzel, bir tanesi kötü mü? Yok, bir tanesi...
Sebze seven yiyebilir ama biri vejetaryen yani. Ana uyanmış mı çocuk? Evet. Şu gözlere bak, şiş şiş nasıl da bakıyor etrafa. Bir saat uyumuş ya. İyi. Hay Allah ya. Can you eat ayam? Yeah, even to say is very hard. I don't know how will I eat. İva evet ediz duruyor arkadaşlar. Ondan dolayı hemen teyzesi İpek'e bağlıyor. Nasıl da üstüne çıkmış, nasıl da hoşuna gidiyor şimdiden bak. Oo, ama Gediz'in böyle çok hoşuna gitti. Saatlerce durabilir bence. Yani. Çok hareket edersen düşebilir de. Olur mu lan öyle anne? Düşmez bu Gediz. Evet. Oo arkadaşlar. Kaplumbağa gibi oldunuz be. Ben doyuyorum bunu. Şimdi diğer bahara da atıyorum. Ne bu? Zencefil. Güzel reçel. Ama sağ olmaz. Is there this stuff in Indonesia? Yeah, I have. Zerdeçal. Bir de bu kişniş tozu. Kişniş tozu. Hı hı, tomurcuk var tamam. Ya. Tamam. Ve karabiber. Evet, bakın ne kadar çok baharat var arkadaşlar. Evet. Ama güzel mi? Yani baharat yolu aslında Hindistan'dan değil, Endonezya'dan başlıyor deseler inanırım yani. Evet. Afrika'da çok eski yıllarda tuz tüccarları bile varmış, biliyor musun? Aa. Tabii böyle blok halinde kaya tuzu buluyorlar. Sultanlıkları götürüyorlar krallıklara. Aa. Krallıklar da bu tuzları ağırlığınca altın karşılığında alıyorlar. Aa. Tabii çünkü eskiden tuz kullanmak çok büyük bir lüks yani. Çok zenginler tuz kullanırdı. Sarı zenginler. Tabii. Şimdi herkes kullanıyor. Evet, şimdi bunu atayım buraya arkadaşlar. Da Fransa'da bile çıkan isyanın bir nedeni ise tuz vergisi, ağır tuz vergileri. Bu böyle kaynama devam edecek. Yani pişirene kadar yumuşacık olacak. Bu baharat yumuşatıyor mu onu yoksa? Yok. Ha, et yumuşak olacak. Endonezya'dan getirdiği yapraklardan aldı oradan. Evet, bu işte. Ne yaprağı bunlar? Defne. Bir tane... Defne mi? Var mı burada? Lan defne yaprağı kadar bol bir şey yok burada. Ana, ta Endonezya'dan defne yaprağı getirdim. Biskat limonu. Hepsi var burada. Lan niye uğraştı? Yani Bursa var, annem vardı ama... Allah yani. Allah. Evet, bir yumuşak kadar pişirsin. Yanı başımızda marketlerde bile var burada. Ay yani. Neyse, Endonezya'dan olmuş oldu. Tamam, şimdi. Çok ağır mı? Bana tak istiyorsan. Ha? Çok ağırsa bana tak. Ama sana düşüyor ki. Doğru, bende düşüyor, durmuyor. Durmuyor. Bak şimdi nasıl. Gayet bir güzel. Bir ses çıkarmıyor. Akşama çıkarmıyor kadar dursa yani. Çıkarmaz. Ana ışığa her yere bakıyor bir çocuk burada. Evet. Değil mi Ediz? Ha? Değil mi? Baksana bu yaprakların hemen morali bozuldu burada. Yok ama güzel koku veriyor anne. Çok koku veriyor. Biliyorum tabi canım. Defne yaprağı falan balıkta da çok iyi gider yani. Ooo balık için. Balık buhulama. Ben çok... Ana bu çocuk annesinin arkasında bir eşim oldu. Neden bu? Ediz'e verecektim ya. Tüh gördün hemen ya. Ben böyle kup kup doğrayacağım. Kızaracak. Sonra sosu olacak. Sosu da güzel olacak yani. Susu mu? Minim susu. Sos. Bak kurtulmaya çalışıyor şeyden. Seni gidi seni. Öyle. Kukup doğrayın. Hepsini böyle doğrayacağım. Bütün patatesleri. Evet. Öyle bugün bitmiyor ya. Yarın bile yiyebilirim böyle. Anladın mı? Bir kere pişiriyor. Sen bu yemekleri daha önce videolarımızda yapmadın değil mi? Yapmadım. İlk kez. Ağır mı geldi? Ay Enes. 10 kilo. Odaya koyalım onu ya. Böyle oyuncakların yanında dursun. Güzel koku basıyor. Evet, hakikaten çok güzel kokmaya başladı şu anda. Ben sonra böyle çok pişti ya. Bazen ulan daha önce eş yaptı 3 kilo. Bu sulama attım. Azıcık kısa hemen kesatıyorum. Pilav var hemen yiyorum böyle. Aynen biliyorum. Sen Endonezya yemeği yaptığı zaman çok yapıyor arkadaşlar miktar olarak değil mi? 2-3 gün boyunca yiyorsun onları. Evet. Yani bayat yemekle ilgili bir sıkıntın yoksa güzel bir alışkanlık. Enes seni yem. Ben yemem, bana taze olmuş olacak. Enes, sen bu yemekleri de deneye tamam mı? Tabii canım, deneyeceğim tabii ya. Tamam. Çünkü o kadar uğraşmışsınız, emek vermişsiniz, tadına bakayım. Tamam.
Beğenirsem size bile bırakmam, hepsini yerim, onu da söyleyeyim yani. Olur. Fazla yapıyor muyum zaten? Tamam. Şimdi iki kere kızartalım ya. Hayır. İçin ben kavuruyorum. Böyle soğan, biberle. Bunu, brokoli, havuç ve mantar, böyle kavuruyorum. Hepsi tavaya koyuyorum. Şu brokoliye bir ısınamadım ya. Sevmiyorum nedense. Gezmek istiyor bu çocuk. Evet. Peki bu yemekler Endonezya'da çok popüler yemekler mi yani? Evet. Çok seviliyor yani. Hatta restoranlar çok seviyor. Mesela yani. Bizde ne gibi? Mesela ne gibi çok seviliyor sizde? Ne gibi? Mesela tavuk yemeği gibi. Bir de bu sebzeler ya. Bir de o var ya burada. Fasulye yemeği gibi. Ha. Öyle. Kuru fasulye gibi yani. Patates. Seviliyor. Seviliyor. Köfte gibi olabilir mi acaba? Yok, köfte gibi olmaz. Köfte bazı orada var. Baso var ya. Şöyle. Endonezya'nın olmazsa olmazı arkadaşlar bu biberler. Sivri acı biberler. Evet. Çok seviliyor. Bunlardan bayağı bence tüketiliyor. O da hem sos için hem bu için bir tane kullanacağım bu. Yani 3-4 ocak birden yakıyorsun. Evet. İlk o anlamda maşallah çok pratik. Ben seviyorum yemek yapmayı yani. Yemek yapmak, yemek insanın en büyük hobisi bile diyebilirim yani. Evet. Temel ihtiyaçtan ziyade hobi. Her yiyeceği yemekten önce mutlu olur mutlaka Ika, değil mi? Mesela yeni yere geziyorum ya. Mutlaka yemekleri de yöresel yemekleri deneyim ben yani. Yani işte herkes farklı farklı. Evet. Ben gezmeyi çok severim. Sen yemeği, değil mi? Kardeşin uyumayı. Yani ben gezmeyi seviyorum ama yemek de seviyorum. Mesela geziyorum ya. Hı. Orada mutlaka ne varsa yemeği böyle deneyim. Oranın meşhur yemeği, ha, öyle mi? Ha işte. Onu ben de çok severim tabii canım. Bak, bizim için sen beni aldın mı? Gidip gidip gitsin. Gitmem de seni canım ya. Tabii ada yang kecil gak sih? Ada yang ini kecil, ada yang cabai rawit ada. Itu mereka dibuat susu buat itu. Kemarin kan kita makan gitu ya. Kebab itu, kebab itu. Itu yang cabai kecil. Itu cabai rawit. Tapi kan di sini jenisnya tuh gede-gede. Ada yang gede, ada yang kecil sih. Oh, ne güzel koktu mutfakta. Ama içine ne koyacağım? Aç olmayan adam bile acıktırdınız burada be. Bir de bir tane sarımsak. Biz mutlaka her yemeği sarımsak atıyoruz arkadaşlar. Her yemeğini sarımsak var. Sarımsak çok sağlıklı zaten ya. Evet. Tüketmek lazım yani bol bol. Ama tabii herkesin aynı anda tüketmesi lazım. Sonra biri yiyor, biri kokuyor, öteki bakıyor, öyle olmuyor. Evet. Bunları da bunun içine katacağım. Evet. Her şey mantar bunu. Her şey yani. Türlü gibi bir şey olacak o zaman. Türlü mü demek? Bir türlü yemek. Evet. Biz öyle yapıyoruz zaten. Mesela Türkler ayrı ayrı ya. Biz öyle yapmıyoruz. Her şey katıyoruz. Bu dün etizin kemirdiği havuç değil mi bu? Evet. Olsun yerim ben ya. Önemli değil mi? Önemli değil yani. Bunu da pişiyorum böyle. Haşlanmış havuç da sevmiyorum böyle. Ha, o da bir çok seviyorum. Hoşuma gitmiyor. Ama bu haşlanma değil. Bu kavurma. Ha, kavrulacak mı bu? Evet. Ha, doğru, bunun içine kat. Ya fark etmez ki yine böyle yumuşuyor değil mi? Yumuşak bir şey oluyor. Yani yumuşuyor. Ama biz hatta bu kutup seviyoruz da. Ben kendi hakkımı da sana veririm, tamam mı? Tamam. Brokoli ile ilgili bir şey öğrendim biliyor musun? Ne? Kalorisi o kadar azmış ki. Evet. Brokoli yerken ki harcadığın kalori, brokoliyi aldığın kaloriden daha fazlaymış. Daha fazla. Evet. Brokoliden. Çok sağlıklı. Ama eti sevmiyor ya. Tam bir diyet ürünü, tam bir diyet. Hakikaten eti sevmiyor, senin gibi. Valla bak, sevmiyorsun, zorla verme ağzına. Tamam. Yani ben o konuda küçükken çok çektim yani. Hep zorla verildi, zorla verildi. Sonra inanılmaz bir şekilde ben yemek seçmeye başladım. Hiçbir zaman yani kendi başımdan geçtiği için söylüyorum. Bir bebek, bir çocuk bir şey yemiyorsa böyle zorla. Yok, zorlamıyorum yani. Tehditle böyle yeme çalıştırmayın. Sonra inanılmaz yemek seçiyor. Ama sadece sana çekti. Ben çok seviyorum brokoli. Sevmiyor ya. Tamam, böyle seveceği şeylerle birleştir evet. Yani. Yoğur da. Hatta pilavla yoğur yani. Koşullanma oluyor o zaman. Herkese yoğur katıyorum da. Yiyor. Geleli böyle bir hafta falan oldu ya. Hı hı. Özlemiş midir Endonezya yemeklerini acaba hemen? Evet, tabii ki. Ben bunu yapıyorum. Ama bir gün şöyle ona güzel mi güzel Türk kahvaltısı yapalım, tamam mı? Oo. Yani ülkemizin tüm nimetlerini sunalım önüne, bakalım beğenecek kavurma mi? Kavurma yaparım ben. Heh, kavurma da yap. Her şey yaparım.
Kentang goreng. Ya, ya, I like kentang. Goreng, kentang goreng. Kentang goreng. Ikan makan setiap hari. Oh, aferin lah. Ah, sudah nurunnya menurut je. Every people has makan setiap hari. Ya, ya. Everyone. Ikan makan terus. Basit şeyler ama başlangıç diyelim. Yani güzel. Karantinada canım sıkılıyor. Ne yapalım? Yeni diller de öğrenmek aferin. Lazım. Aferin. Hatta bir tak içimizde bana yaşmışsın oyunu çekebilir mi? Hatta ika makan tidor değil mi? Tak içimizde bana yazmışsın. Ne yazmış? Ben de Endonezya öğreniyorum şimdi. Böyle. Ooo maşallah. Ne güzel, yeni dil öğrenmek de bir hobi ya. Evet. O da çok güzel. Öyle bir şey. Ben İspanyolcayı çok seviyorum mesela, konuşmalar. Aynen. Öğrendin mi sen? İngilizce yerine İspanyolca bilmek isterdim yani. Ya da öyle değil de İngilizceden sonra bir dil daha İspanyolca bilmek isterdim. Vay, her şeyi hızlı yapıyorum ben. Makine gibi ya çok, maşallah. Çok pratik ya. Sebze seven varsa dinleyebilirsiniz çünkü böyle her şey katıyor. Böyle lezzet veriyor tadı da böyle çok güzel oluyor. Aynen. Eğer sadece bir çeşit mesela sadece brokoli sıkıldım yani. This minum ayam sosu. He? Ana o bile korktu, şaşırdı. O bası böyle farklı dil konuşunca bak. Oh, Lin, you are very hard working. Yola. Nice. Just sıkıyorum, tamam mı? Şu an nasıl pişiriyor ki istediler, biliyor musun? Pişiriyor bu hepsi. Çok küçük olacağız. Yarım tabii dengeli bir şey olmaz. Tabii içindeki suyunu kaybediyorlar ya ondan. Evet, Dika. 5 dakikada yiyeceği yemek için bile 2 saat uğraşabilir, değil mi? Evet. Böyle bir azmi, evet, mutluluğu var. Evet ya arkadaşlar. Küçük şeylerle mutlu olmak çok güzel bir şey. Brokoli ve havuç olmasa 10 numara bana hitap eden bir yemek olabilirdi. Çam saplarında. Evet. Brokoli yoksa sen yiyebilir bu. Evet. Sen brokoli neden nefret ediyorsun ya? Nefret etmiyorum canım. Nimet sonuçta, da aram iyi değil yani. Kavga etmişik zamanında onunla. Allah Allah. Hepsi yetişiyor mu bunları sizin orada? Evet var. Hepsi mantar da yetişiyor. Mantar kültür mantarı zaten. Brokoli de yetişiyor mu? Evet. Oo. Hepsi var. Brüksel lahanası falan var. Onları seviyorsun mu? Lahana çok seviyorum. Bak ben onları da sevmiyorum işte mesela. Ya. Var ya, ben Romanya'da kalmıştım ya, bir yurtta kalmıştım. O da arkadaşım benim Letonyalıydı. Ama sen... Hı? Ya her gün mü abi? Her gün lahana turşusu yiyordu ya. Böyle bir şey yok. Yok abi. Lahana mı o? Kereviz mi? Avrupa'da yaşayan takipçilerimiz bilir, böyle mor renkli böyle. Onlardan konserve çok yaygın yani. Aynen. Turşu gibi. Yiyordu ya. Yatağın altında 4-5 tane böyle büyük teneke vardı yani. Vay be. Ben bir tane aldım, denemelik yarım kilo. Onu bile yiyemedim yani. Verdim benim arkadaşa. O dedi kaliteli almışsın dedi ya, sen bu daha güzel dedi. Gömdü yani hemen. Bir kere şey yedim bak, çok ilgincime gitti. Benim Letonyalı bir arkadaşım balık turşusu getirmişti. Ya balık turşusu. Böyle limonlu, ekşili böyle bir şey. Hakikaten. Çiğ balık ama. Yok. Yani bilmiyorum nasıl bir şeydi de. Çok hoşuma gitti yani. Güzeldi yani. Vay be dedim. Hatta orada çok yaygın. Baltık Körfezi'nde ringa balığı var. Bizim sularda yok. Bizde herhalde o familyadan. O familyadan bilmiyorum. Hatta orka balığı var, biliyor musun? Orka. Orka. Orka balinası var. Onlardan yiyor hep. Aa. Baltık Denizi'nde böyle siyah beyaz bir balina var ya. Ançovi biliyor musun? Ankovi. Hamsi işte. Hamsi mi? Hamsi bizde en çok hamsi yaygın Karadeniz'de ama evet. Turşusunu yapıyorlar mı bilmiyorum. Ama aslında arkadaşlar bu gerçek tarif değil. Gerçek tarif nasıl bir acı ki? Aa, yani acı çok biber. Acı koymuyor mu? Koydun ama sen bayağı. Bir tane ama acı değil bu ya. Onlar küçük çok acı. Çok acı ama çok acı. Bunu ondan mı atacaksın? Tatlı o ya. Tatlı değil bu. Bırakacağım 30 dakika falan. İçine kadar. Şimdi ben patates sosu için hazırlıyorum arkadaşlar. Tamam. Bak. Bakalım acaba ağzımız şenlenecek, damağımız bayram yerine dönecek mi bugün? Evet. Vaa ben olayım. Söylemek için çok güzel. Çok özledim ya. Böyle var ya. Of. Bir de yanında ona ne eksik biliyor musun? Mesela siz kurupuk cips olarak tıkıyor, biz kurupuk yemin yerinde yiyoruz biliyor musun? Pilavla yiyorsunuz siz kurupuğu, evet. Ya. Aynen. Ben de kurupuk satacağım, tamam mı? Sambal içine
sarımsak, soğan, domates, acı biber, tatlı biber böyle. Önce ben blender yapıyorum. Sonra kağıdı kızartıyorum biraz. Sonra bunu üstüne koyacağım. Güzel olur yani. Ben de ne yapayım? Kavrulmuş mısır yiyeyim bari. Bu arada arkadaşlar yeni bir şey öğrendim. Endonezyalılardan mısıra mısır diyorlarmış. Yani ülke anlamında mısıra mısır diyorlarmış. İlgincime gitti. Ben merak ediyordum. Neden İngilizce'de Egypt deniyor da Mısır'da mısır deniyor diye. Mısır'ın Arapçadaki anlamı ne acaba? Yani ülke olarak da mısır mı acaba? Bilmem ne demiştir. Biz de mısır mısır diyoruz. Kur'an'da. Kur'an'da da mısır ondan mı acaba? Olabilir. Itu kalau jamur di sini apa masukinnya bareng nggak? Sama... Bareng aja nggak apa-apa. Lagian juga itu kan nanti semua matang kan. Yang pasti yang awal dulu tuh jamurnya porter yang kasih. Kayaknya jamur aja nggak apa-apa. Aku nggak pernah pakai jamur, jadi mau pakai coba. Enak pakai jamur. Ini enak dari jamur. Sayur nano-nano rasanya. Iya tapi enak kok itu hasilnya. Bang kemarin kasih daging kan. Siz ne kadar rahat baksana hiç ses çıkmıyor. Evet. Hatta sosu için. Sos olacak yani bunlar. Evet sosu ama beraber karıştıracağım böyle tavada. Güzel olacak. Tamam. Daha önce sana yaptım ben. Yapmıştım ha? Hatırlamıyorsun. Evet blender yaptım ben böyle. Hepsini birbiri böyle olmuş. Sarımsak, soğan, kırmızı biber, acı biber, kırmızı acı biber, azıcık domates. Şimdi yağladım şimdi. Bunu pişsin. Pişirince sonra patates ekleyeceğim. Ne kadar pişecek bu? Bu mu? 10 dakika falan. Hatırladım sanki ya böyle evet. Soslu patates. Sanki güzel bir şeydi güzel. Gibi. Sana hitap eder yani. Hitabı da hemen öğrendim be. Ha. Bugün bir iki sordun. Evet, hitap eder. Tavuk olmuş, şimdi almış. Şimdi ben kızacağım burada. O sebze de hazır. Şimdi kızartıyorum buraya. Abo, yağ geliyor. Eyvah. Tüh, terliğime sıçradı ya. Ne olacak şimdi, terliğim üzüldü. Olmuş arkadaşlar, su bitmiş. 15 dakika falan kızarttım. Şimdi sizde yemekle ilgili atasözleri var mı Endonezya'da? Yani... Atasözü, idiom böyle. Valla... Yok, olmayan mesela. Soğanın acısını yiyen bilmez, doğrayan bilir. Anlamadım. Mesela soğan acı bir şey ya. Hı. Ama soğanın acısını yiyen bilmez, doğrayan bilir. Hani doğrarken daha acı ya, gözlerin evet. Yaşarıyor ya. Zengin helvasını baldan pişirir. Hı. Ama züğürt derman için pekmez bile bulamaz. Ha. Yemede yanında yat var. Biliyor musun onu? Hı-hı. Yemede yanında yat. Yani bir yeme çok lezzetliyse hı-hı. Hani onu yemeye kıyamazsın. Hı-hı. Yanında yat dersin yani. Ben balacı. Bazen yumurta ve yumurta böyle kızartıyorum. Hastayım. Bunun sosu için. Bu sosu çok kullanışlıcım için. Bu her an birisi sever bu sosu balacı. Mesela bizde var sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer var. Biliyor musun? Mesela gerekli dersi almış olur. Ooo. Ne kadar güzel gözüküyordu. Sanki hatırladım onu ya. Yemiştim sanki. Evet ben daha önce yaptım sana. Ama sofra yine Türk usulü. Neden? Sofra bizim sofra işte sini. Yani sofra yok. Masa yok ki. Smell is very nice. Oo, evet kamera bile buhar oldu. Sıcaklığını anlayabiliyoruz. Hemen var ya brokoli kokusu ağır basmış yani. Yani. Yani evet. Bana hitap etmiyor yani şu an. Haşlama ama, yersin. Ama haşlamıyor ki. Kavuruyor. Ya çok sağlıklı, çok faydalı ondan. Çok sağlıklı arkadaşlar eminim. Ya. Yani ama. Hiç zerre şüphe götürmez. Ama bana hitap etmiyor. Ya ne yapayım sana? Ben mısır yedim zaten ya. He? Mısır yedim ben. Mısır mı? Tamam mısır. Evet İka kalkan kullanıyor arkadaşlar. İçeride ok da var. Kalkan işte. Eyvah ateş bile aldı be. Allah Allah. Ben böyle. Ana. Sanki şavaş gibi oluyor be. Orak ayağımayın. Ama tavuğu alır mısın? 3 tane tavuk. Bunlar mı? Ha. Şimdi
pilav koyacağım ya. Sana pilav koyamayacağım çünkü sen yemiyorsun ya. Bu daha önce pilav var ya. Do you feel hungry? Yeah. Ziyan olmasın. Yerim yani. Oo, mis gibi lapa pilav da hazır. Nasıl bu dersi yine? Çok ok. Oğlum bu kadar yutuyor. Bana yetmez yani bana. Of, kadar. Tamam, bana koymadın ya. Sen istiyor musun? Ana, beni unuttu bu. Ay yok, sen ciddi mi yiyeceksin lapa pilav? Yok, şaka yaptım, ben yemiyorum ki. Evet, son tavuk arkadaşlar. Vay. Evet, tavuklar muhteşem bir şekilde kızarmış görünüyor. Burada kızartalım arkadaşlar. Pilavın yanından mı? Evet. Yağı patlıyor. Ben bunu çok seviyorum bu kesip. Belki sen çevmem de ama ben şunu... Yo, ben yedim ki ondan güzel. Çabuk adam, hemen yanıyor, çabuk. Evet. Çok yaygın, belki 50'den fazla çeşit de var değil mi? Var. Hadi sofraya götür. Aa, bir de Enes, bir şey eksik var. Ne? Yanında ne var? Soğuk çay. Ben yaparım soğuk çay, tamam mı? Of, ne farklı ya. Vay be. Evet, İka'dan sonra kardeşi de elini kesti arkadaşlar. Bir talihsizlik. Eyvah, ne keskin bıçakmış bu ya. Çok kesmiş. Ediz bile bağırıyor bak içeride. Daha soğuğun inşallah. Oh, it's better than before. Get that soon. Evet, olabiliyor kaza arkadaşlar. İki parmağını birden kesti bak. Bir de kardeşi iyi bir parmağını kesti. Bak, ben hiç kesiyor muyum? Hiç kesiyor muyum ben? Sen yapmıyorsun, kullanmıyorsun. Bak, bak, bak. Mutfağa girmiyorum, evet. Duvarı udah kering, karena disini kan kering banget kan. Nasıl soğuk çay ya o? Bildiğimiz çayın soğumuş hali mi? Yok, sıcak ya. Ne kadar sıcak? Bildiğimiz bizim içme sıcaklığı mı? Yok, şunu içeyim. İçemem ki, içine şeker yok, attın artık. Yok, ben meyvelerini içeceğim. Ama soğuk çay dedin sen. Ne alaka? Sonra buz koyacağım ya da çok soğuk su koyacağım. Siz evinizde de yapıyor musunuz böyle? Ya çok yapıyoruz. Yemek aa, için böyle yapıyoruz. Vay be. Böyle. İçine buz koyacaksın, soğuyacak sonra. Aa, şeker erisin diye sıcak döktün önce. Vay be, daha neler öğreneceğimiz. Önce soğuk çay da öğrendik burada. Çay. Biz öyle yapıyoruz. Soğuk çay mesela marketten o var ya. Biz doğal yapıyoruz. Gerçek çay yapıyoruz. Buz yok arkadaşlar. Bu böyle buzdolabı atacağım. Soğuk olacak. Oh, çok güzel olacak. Evet arkadaşlar, soğuk çay yaptı ama bildiğimiz gerçek anlamda soğuk çaydan soğuk çay yaptı. Bak, onu ne içiyor biliyor musun? Yani çay suyu. Zerdeçal suyu. Zerdeçal suyu, limon. Ben portakal suyu falan sandım onu ya. Dün böyle görünce. Bir de limon ve şeker. Çok faydalı. Oo, bayağı faydalı, evet. Bak, etkisi bak. Oh, Barisam çok yaşa. Selamat makan. Hadi selamat makan. Yok, önce ben seni sen çekeyim. Tamam, gel otur. Önce ben mi yiyeceğim? Evet, tabii ki. Önce soğuk çaydan deneyim mi? Çok soğuk merak değil ettim. Mi? Tamam. Çok merak ettim ama. Şekerli ya. Soğuk olursa bak, güzel. Çocuklar çok sever. Şekerli ya. Sever, ben şekerli hiç aram yok ya. Ondan dolayı. Tamam, hatta şimdi... arkadaşlar, biz herkes soruyor niye ekmek yemiyoruz. Ekmek yemiyoruz yani. Öyle bir alışkanlığımız yok. Bıraktık çok şükür. Şimdi badez deniyorum. Badez beğenir bence. Ana, Ediz onu devirdi koskocama şeyi. Oo, maşallah, nasıl da bakıyor aşağı. Güzel. Tamam. Bu yenir, bundan yapın arkadaşlar. Bak, bir tane acı biber koymana rağmen öyle bir acı ki şu anda. Ciddi mi? İki tane sarıca. Vallahi çok acı. Bu acı sostan daha acı olmuş. Evet, şimdi başka ne deneyeceğiz? Şimdi tavuk deneyeyim. Tavuk. Seversin bu tavuk, güzel. Tavuk aynı bu hindi boynu sosunu mu kullandın? Evet, evet. Ya o zaman severim ki. Şu derisini de alalım şöyle. Derisi sevmiyorum. Kızarmış deri severim ama haşlanmış deri sevmem. Sakız gibi yumuşak oldu ya, sevmiyorum ben. Evet. Nasıl oldu? Çok güzel. Güzel değil mi? Şimdi sebze. Ulan denemesem. Yok, dene. Tabii ki dene. Denemen lazım. Bak, şu brokoliye batırayım. Hemen altına da havuca batırayım. Ha? Yok, brokoli yeme. Diğerleri ye. Tamam. Mantar. Mantar. O zaman açık menü gibi bir şey istediğimi seçebiliyorum içinden. Evet. Tamam, mantar.
Biraz da biber alın ya. Biraz da biber. A little bit kıntang. Kıntang yok. Kıntang yok. Havuç koy, havuç al. Yok, havuç almayayım. Biraz da soğan. Tamam. Baba. Baba. Nasıl oldu? Brokoli öyle bir ağır tat vermiş ki ya. Hepsine karışmış suyu. Evet. Hepsini... Sen tavuk 2-3 tane ye. İstesen. Tamam mı? Afiyet olsun sana. Makan. Selamet makan. Yeah, I tried it. It's nice. Papa, papa. Papa. Bir tane daha. Afiyet olsun herkese. Güzel olmuş. Eline sağlık. Afiyet olsun. Mi ayam mı, opor ayam mı? Ayam goreng. Ayam goreng. Baba. Baba diyor bu çocuk. Baba. Oo, İlka sen ne yaptın böyle? Padişah kral sofrası yaptın sen ya. Evet, ben çok seviyorum onu. Padişahım çok yaşa. Hadi afiyet bakalım. Olsun arkadaşlar. Biz böyle yiyoruz yani. Evet, selamat Tidur. Basmak ben. Bak yine espri yaptım yabancı dilde ya, görüyor musun? Alt yazıda olmasa anlamayacaktık. Evet, enak güzel demek arkadaşlar, lezzetli. Çok güzel. Enak bangat. Enak ga? Enak. Enak olin. Enak. Nanti kira-kira orang Turki suka nggak masakan kayak gini? Yang mana dulu nih? Yang misi yang ini, yang balado. Kalau ini ada suka berarti suka orang Turki. Ya? Terus kalau yang ini? Bak, suka Rusya. Tergantung. Kalau misalnya dia suka sayuran, dia suka. Tapi kalau nggak suka sayuran, kayak enak nggak suka. Itu kalau yang ayam, enak suka berarti suka. Kalau kerupuk, semuanya suka. Evet arkadaşlar, normalde böyle yiyorlar. Yani onlarda sofra adeti olmadığı için herkes böyle tabaklara koyuyor böyle çeşit çeşit. Sonra kenara geçiyor değil mi? Oturuyor. Mesela koltukta yiyor. Mesela sandalyede yiyor. Böyle bir alışkanlık yok. O yüzden ilk geldiğinde arkadaşlar tabağı elinde böyle tutuyordu. Şimdi göstermesi için ben söyledim. Şimdi elini alıyor. Şimdi o da alıştı. Sofraya koyuyor değil mi artık? Evet. Ben niye yemiyorum? Benim neyim eksik diyor bak. Ba. Abla mı? Ana kızdı, şunun duruşa bak. Öyle değil, böyle dedi. Abla. Kalau orang Turki itu sebenarnya suka pedes sekali. Rata-rata. Tergantung, enggak rata-rata. Tapi kalau orang daerah Hatay suka pedes. Yani Hatay mah Hatay gitu mah. Acı severler yani. Acı mı? Urfa. Urfa. Antep. Mega suka. Yang kaget, emang sini kan suka yang berbau. Kalau aku tarik kesimpulan ya, teman-teman. Suka yang agak asin-asin gitu ya. Yang kayak kemarin asinan itu habis. Terus yogurt. Sama asin enggak? Asinan ne demek? Ara sıra duyuyorum ben. Asinan dur su. Koşun mu? Sebenarnya yogurt itu enggak asin loh. Iya, enak. Tapi kalau yang pertama baru makan, agak enak. Evet arkadaşlar, patates tavsiye ederim. Kesinlikle soslu patates güzel gidiyor yani. Bir de tavuğu da tavsiye ederim. Yani sosu güzel, lezzet vermiş hakikaten. Misalkan masalan benim de tetep pakai roti. Also this part of chicken. İyi olmaz. Oo. I don't like. I don't know how many persons like in Turkey. Oh yeah. Bir tane biber attın sen şuna değil mi? Peki Endonezya'da olmuş olsaydın kaç tane atardın? Ya da Endonezyalılar kaç tane atardı bu yemeğe biber? Bir de o biber değil lan. Uçuk uçuk ya. Çok acı olan biliyor musun? Tamam. Çok bir biberden kaç tane atardı? O acıyı bulması için. Yani 10 tane falan. Ooo. Lan nasıl yiyorsunuz 10 tane ya? E o tane daha. Valla benim şu an ağzım yanıyor. Çok da keyif alamıyorum ha. Böyle söyleyeyim. Yanaklarla.
Buat enak pedes banget katanya. Bu adı hakikaten farklı olmuş arkadaşlar. Tatlı, tatlı bu geliyor değil mi? O acı biber, tatlı biberden var o. Tatlı biber daha çok tadı geliyor. İlginç bir şey. O kadar sıcak bir ülke olmasına rağmen çok acı yiyoruz. Ben onu anlamıyorum zaten. Ufak sıcak. Neden ona acı seviyor? Mantıklı. Doğru. Ama Kore o soğuk ya. Ama acı çok seviyor onlar. Sonra bir tane noodle var diye ondan yedim işte. Çok acı, zehir acı. Evet o. Bak ben ona rağmen Kore noodle'unu koydum. Türkiye noodle'unu koydum. Karıştırdım. Sadece Kore'nin acısını attım. Ona rağmen karışık geldi bayağı bir. Acı geldi yani. Siz bu lapa pilavına ne diyorsunuz? Nasıl? Nasıl diyorsunuz? Nasıl? Nasıl yapıyorsunuz? Aynen diyorum. Pilav nasıl? Similar. Nasıl? In Turkish nasıl? Nasıl? Oh. How? Oh. So, what you say? Nasıl? Nasıl? So, how is doing? Nasıl? Evet arkadaşlar, ben şimdi kendisi yoğurt yediyorum çünkü o çok seviyor. Yani her gün öğleden böyle yoğurt veriyorum. Arkadaşlar, bu videodan sonra kardeşime çok güzel video gelecek. Ben çok şey öğreteceğim, abur cubur deneyeceğim, piknik uçuracağım, mangalda uçuracağım. Daha çok farklı sürpriz videolar gelecek arkadaşlar. Ondan dolayı bizi takip edin, tamam mı? Bir sonraki videoda görüşürüz. Selamünaleyküm. Arkadaşlar, video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer daha fazla video isterseniz abone olun, tamam mı?